15 Mayıs haftasına hoş geldiniz Başaklar. Yükselen burcu ve haritasında çok fazla Başak elementi bulunan dostlar. Yeni bir hafta ve müjdeli bir haberle başlayalım hemen. Bu hafta Jüpiter'imiz Boğa burcuna geçiyor. Jüpiter neydi? Şans, fırsat, hayatımızı kolaylaştıran, maddi konularda bolluk ve bereket getiren bir gezegen. 16 Mayıs günü Boğa burcuna geçiyor ve 26 Mayıs 2024 tarihine kadar Boğa burcunda ve toprak elementi bir burç olduğunuz için de sizin haritanızda yükseleniniz veya herhangi bir yerleşiminiz, tabii ki güneşi özellikle olan tüm dostlara gerçekten çok iyi gelecek bir yılı başlatıyor 16 Mayıs. Ve bu hafta içerisinde de bunların biraz böyle örnekleri gelebilir, fragmanı gelebilir hayatınıza. 9. eviniz inanılmaz çok yoğun. Bir de Merkür retromuz var. Hemen o da 15 Mayıs'ta artık bitiyor Boğa burcuna. Merkür de normal haritasına dönüyor. Kendi güzergahında ilerleyecek ve dolayısıyla bu haftanın tümü boyunca aslında Boğa burcu dinamikleri ve toprak elementinde olduğu için sizin için çok güçlü bir enerjiyi aktifleştiriyor. Şanstır 9. ev, uzaklardır, biraz daha kendini geliştirmekle çok alakalıdır. Felsefi konular, seyahatler, yurt dışı ile ilgili konular, geziler, belki de yurt dışı yerleşimleri. Ve özellikle tabii ki burada Boğa burcunda yerleşimi varsa kişinin doğum haritasında gerçekten hayatında çok önemli bir süreç başlamış olabilir. Doğum haritalarınıza bakın lütfen sevgili Başaklar. Şimdi burada hemen Jüpiter 16'sında Boğa'ya geçer geçmez Plüto ile bir kare içerisinde olacak. Jüpiter-Plüto kareleri çok güçlü, çok manipülatif, dönüştürücü, zaman zaman zorlayıcı, gerçekten zor açılardır. Bir de hemen 20'sinde hafta sonuna doğru Mars bu defa Aslan'a geçecek. Burada sabitler arasında oluşacak bu tek kare. Gerçekten zor bir görünümdür ama hani siz etki almayabilirsiniz bireysel olarak. Doğum haritanızda eğer ilk derecelerde Aslan, Boğa, Kova'da yerleşiminiz yoksa gerçekten etki almayabilirsiniz. Fakat genel olarak çok baskılayıcı, zorlayıcı, saldırgan bir enerjidir. O yüzden maddi, manevi hırslara da veya hırsına kurban olmaya da sebep olabilir. Lütfen dikkatli olun. Tam olarak ayın 18'inde gerçekleşiyor Plüto Jüpiter karesi. 17-18 Mayıs biraz zor görünüyor. Evet, hemen 19 Mayıs'ta ise 27 derecede bir yeni ay doğacak. Yine 9. evinizde bol bol gezeceksiniz. Çok seyahat edeceksiniz. Hayatınızda size yeni fırsatlar, yeni kapılar açılacaktır. Belki de dediğim gibi uzak yerlere hedefleriniz var ve onları gerçekleştireceksiniz. Eğitim için, iş hayatı için, ticari konular, hukuki süreçler, bunların hepsiyle ilgili Jüpiter'in gerçekten güzel desteğini alacaksınız. Yıl içinde tabii ki. Özellikle açı yaptığı, uyumlu açı yaptığı zamanlar bunlar daha belirgin sonuçlar getirecektir. Evet, yeni ay da başlıyor 19'unda ve tabii ki yeni ayında burada önemli katkıları olacak hayatınıza. 20'sinden sonra Mars Aslan'da 12. evinizde ilerleyecek 1,5 ay boyunca. Biraz kısıtlı, engellenmiş veya aklınıza her geleni hemen yapmak üzere değil de biraz durduran bir enerjiyle çalıştırabilir sizi. Bu anlamda Plüto'da zaten 6. evinizde hiç yapmadığınız işler veya yaptığınız işlerde gerçekten baskı altında hissedebilirsiniz. Çalışma ortamlarında, sağlıkla ilgili konularda buralardan biraz sıyrılma arzusu da olabilir ve Jüpiter'in her türlü de desteğini alıyorsunuz. Devam edelim. 21 Mayıs'ta Plüto Mars artık karşısından geçiyor olacak ve Güneş Plüto üçgeni de tabii ki kesinleşecek. Bu da ayrı bir güzellik aynı zamanda. Güneş İkizler burcuna geçiyor ve Plüto'yla da uyumlu bir acı içinde olacak. Güneş kariyerimize geçmiş oluyor. Bu sefer yani 21 Mayıs ve sonrası aslında Güneş'in Plüto'yla bu üçgeni hayatınızda bir takım bu kaotik durumları netleştirir. Özellikle iş hayatı, kariyer, mesleki konular hayatında çözüm bekleyen diğer ailevi konular, belki de yerleşim yeri olmak üzere ki yerleşim yeriyle ilgili ciddi bence bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Buralar çok önemli etkiler ve güzel etkiler alacak. 21 Haziran'a kadar takip edin lütfen. Öyle söyleyebilirim. Evet, 21 Mayıs önemli dedik ve yine 28 Mayıs'a kadar gökyüzündeki bu kareler aktif. Gerçekten ülkemiz için zor bir süreç olacaktır ve dünya için de aynı şekilde. Hani genellikle Plüto olduğunda işin içerisinde gerçekten büyük baskılar, büyük yönlendirmeler, büyük sıkıştırmalar yaşayabiliriz. Bunu size özel, yani Başaklar özel söylemiyorum. Başaklar güçlü destekler alıyorsunuz siz. Hatta bütün burçlar içinde belki de en iyi desteği aldığınızı da söyleyebilirim. Gerçekten hani zarar görmek istemiyoruz. Bu arada 4 Eylül ve civarı doğmuş bir Başaksanız gerçekten özellikle o Eylül döneminde çok güzel fırsatlar sizi bekliyor olabilir. Doğum haritanıza bakmanızı tavsiye ederim. Evet efendim, izlediğiniz için sağ olun. Abone değilseniz abone olun lütfen kanalıma. Deniz Altın Astroloji kanalı ve her akşam YouTube'da bir sonraki günü gökyüzünde neler olacak onları konuşuyoruz. Sizi de aramızda görmek isteriz. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.